Bugün sizinle SwitchCase yapısını öğreneceğiz. Öncelikle SwitchCase nedir? SwitchCase bir kontrol yapısıdır. Mantık olarak if-else'e çok benzese de çok küçük farklılıklar vardır. Çok sayıda şartların bulunduğu yapılarda if-else işimizi biraz zorlaştırmaktadır. Bu durumlarda ise SwitchCase yardımımıza yetişmektedir. Yapısı nasıldır? Öncelikle kontrol edilecek bir değişkene ihtiyacımız vardır. Değişkenimizi burada belirttikten sonra kod bloğunun içine girmekteyiz. Her bir şartımızı case koduyla ayrı ayrı bloklar halinde belirtmekteyiz. Şart 1'in gerçekleşmesi durumunda çalıştıracak kodlar şu aralıkta yazılmaktadır. Daha sonra bu bloğun kapandığını belirtmek amacıyla break kodunu yazmaktayız. Ve bu şartları istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Son olarak hiçbir şartın gerçekleşmediği durumlarda default kodunu çalıştırmaktayız. Şimdi size bunu bir örnekle açıklayacağım. Örnek olarak Ali arkadaşımız Batman'a gitmek istiyor. Batman burada değişkenimiz oluyor. Ali sıra sıra değişkenini tüm şartlarla karşılaştıracak. Ve eğer şartlar eşitlenirse buldum diyecek ve break diyecek, koddan çıkmış olacak. Bu şartlardan hiçbirini sağlamıyorsa default kodu çalışacak ve bulamadın diyecek. Şimdi bunu bir örnekle pekiştirelim. Şimdiki örneğimizde girilen takımın efsanesini mesaj olarak verecek olan bir uygulama geliştireceğiz. Bunun için bir text box, bir buton yeterli bizim için. Evet. Hatta şuraya bir label ekleyelim ve daha açıklayıcı olsun. Şimdi ilk olarak textbox 1'deki değerimizi bir değişkene atayalım. Bu takım değişkenimizi switch ile kontrol edelim. Yalnız benim de yaptığım bir hata var. Takım olmaz. Türkçe karakter olduğu için kabul etmeyecektir. Takım yapalım bunu. Evet, ilk şartımız case Galatasaray diyoruz. Eğer değişkenimiz içinden gelen değer Galatasaray ile eşitse mesela gbox ile ekrana Hacı yazmasını istiyoruz. Break komutunu yazıyoruz. Şimdi değerimiz Fenerbahçe. Eğer gelen değer Fenerbahçe ise text yazmasını isteyeceğiz. Son olarak Beşiktaş ve Ergin Atçın. Yalnız kaçırdığım bir nokta var.
Bunlar noktalı virgül değil, iki nokta üst üste olacak. Özür diliyorum bunun için. Son olarak bu şartların hiçbiri sağlanmazsa çalışacak kodları yazıyoruz. Bunu yazmak için default bloğunu açmamız lazım. Mesajımız üç büyüklerden biri olsun yazacağız. Şimdi örneğimizi de test edelim. Galatasaray'ı deniyoruz. Evet. Durumluk sorunsuz çalışmaktadır. Şimdi yeni bir örnek daha yapalım. Yeni bir proje oluşturuyorum. Şimdi örneğimiz şöyle olacak. Girilen memleketin plaka kodunu yazacak bize. Bunun için bir text box, bir buton ve bir label yeter bizim için. Şu textbox'a girilen memleketin adını kontrol edeceğiz switch case ile ve plaka kodunu şuraya yazacağız. Öncelikle il adında bir değişken oluşturup textbox'ımızın içindeki değeri bunun içine atlayalım. Şimdi il değişkenimizi switch ile kontrol edelim. Şu ana kadar kodumuz sorunsuz. Şimdi şart bloklarını oluşturuyoruz. Şart bloklarını case koduyla yapıyoruz. Değişkenimiz string türünde olduğu için tırnak içinde yazıyoruz. Her şart bloğunun bir break kodu olması gerekiyor. Fakat tüm bu şartların karşılanmaması durumu var. Yani girdiğimiz değer yanlış olabilir. Bu durumda ise default kodunu yazıyoruz.
Şimdi önümüze çalıştırabiliriz. Evet, denemek için Batman yazıyoruz. Kodumuz gayet iyi çalışıyor. Şimdi farklı bir daha doğrusu belirtmediğimiz bir şart girelim. Örnek olarak Adana. Evet, hatalı girdiniz diyor. Şimdi Diyarbakır diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, switch case yapısı böyle. İyi günler.